Toyota Sakarya Genel Müdürü Sayın Orhan Özer. Efendim Sakarya basınını ve ulusal basınımızı çok güzel bir toplantıyla ağırladınız. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim yine verdiğiniz bilgilere göre 2014 yılında Toyota toplam 130 bin adet imalat yapacak. Evet. Bu imalatları sizden dinleyin efendim. Corolla ve Verso olarak. Yani Corolla ve Verso olarak yapacağız imalatımızı. %35 Verso, %65 Corolla oranında. Toplam 130 bin adet olacak. Ve tahminen de bu üretimimizin %85-90 arası oranda ihracatını gerçekleştireceğiz. Evet. Geçen yıl ihracatımız 1,5 milyar dolar oldu. Yani 2013'te. Bu yıl daha da üstüne çıkmak için gayret göstereceğiz. Efendim, araçlar, yeni çıkacak araçları sizden teknik olarak dinleyebilir miyiz? Teknik olarak çok da yetkin bir kişiyle konuşmuyorsunuz teknik olarak. Yani olsun, beyaz model burada önümüzde duran. Yani Verso işte daha çok aile arabası. Evet. Sedan Corolla da aile arabası. Yani 1.6 dizel versiyonu Verso'nun pazarda çok önemliydi. Evet. Ve 1.6 dizel motoru da Toyota'da yoktu. İşte bildiğiniz gibi 8 Ocak'tan itibaren dizel motoru da BMW markasından alarak Verso'muza onu da kattık. Her ikisi de bir aile arabası olarak geniş gamıyla, evet, yani 1.3 dizel den 2 litre dizele kadar ve benzinli seçenekleriyle müşterilere sunma gayretindeyiz. Evet. Efendim Sakarya basını yoğun olarak gösterdi toplantınızda. Zaten gözdesiniz, büyük kurulusunuz. Her zaman bizim gözdemişsiniz. Bizim basın arkadaşlarımıza da bir mesaj alalım efendim. Biz sizin gözdeniz değiliz. Sizlerle birlikteyiz. İşte neyimiz var, neyimiz yok konuşuyoruz. Yeri geldiğinde de konuşuyoruz. Yeri gelmediğinde 6 ayda bir oturuyoruz. Tekrar sohbet için bir zemin oluşturup konuşuyoruz. Yani biz mümkün olduğu kadar gizlisi saklısı olmayan, yalın, açık, transparan bir şirket olma gayretindeyiz. Tabii ki şirketin teknik ve ticari gizleri ayrı kalmak kaydıyla her yönüyle açık olmaya gayret ediyoruz. Sakarya basınıyla da ben basın ve şirket ilişkisi diye görmüyorum, dostluk ilişkisi diye görüyorum. Gayet mutluyuz, her şey gayet güzel gidiyor. Umarım basın mensupları da aynısını düşünüyordur. Efendim, tabii yeni modeller başladığı zaman üretim artacak, evet, ve istihdam artacak. Evet. Sakarya ekonomisinde de önemli katkılar olacak. Bunlardan da kısaca bahseder misiniz? Zaten Corolla ile birlikte, Corolla'nın gelişiyle birlikte 880 kişi geçici işçi olarak aldık. İşte bunu arkadaşlarımızın bir kısmına kendi kadromuza kalıcı olarak da aktaracağız. Bugün itibariyle bu 880 kişi 600 kişi civarındadır. Bu istihdama katkısı muhakkak oluyor. Bundan sonra yeni projeler alma gayretini defalarca vurguluyorum. Henüz bir şey daha resmi olarak söyleyecek noktada bir şey maalesef çıkmadı. Ama o da olduğunda daha da fazla istihdam yaratıp hem bölge halkına hem de Türkiye'ye katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tabii efendim, bu bizim de çok büyük arzumuz ve zaten görüyoruz bu etkilerini. Evet. Ancak efendim tam burada bir merak edilen soru sormak istiyorum size. Buyurun. Şimdi Sakarya'dan istihdam yapıyorsunuz ve Kocaeli'den de istihdamınız var burada. Evet. Ancak Türkiye'nin herhangi bir başka bir yerinden, Samsun gibi, Erzurum gibi, Yozgat gibi diyelim, çok aras tatlı yerlerden buraya işçi alma imkanınız var mı, yok mu? Böyle bir talep olursa yönetim baskı altında mıdır? Sakarya'nın baskısı altında mıdır? Kalabilir mi, kalamaz mı? Bunu bir açıklığı getirir misiniz? Yani biz Sakarya'dan herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Buradaki, evet, arka çalışanlarımızın %70'i Sakarya bölgesinden. Buradaki arkadaşlarımız fabrikanın burada olması sebebiyle, kolay erişim sebebiyle daha rahat müracaat ediyorlar. Bizler de onların yetkinlikleri, kapasiteleri açısından yeterli görmüşüz ve, evet, onları almışız. Yani önümüzde ne bir baskı, evet, ne de yok şuradan alalım buraya daha çok satıyoruz gibi bir şey yok.
Biz tamamen açıklık politikasıyla işe uygun olan kişiyi işe alıyoruz. Nereli olduğu çok çok önemli değil ama Sakarya'nın ağırlık dengesini de kaçırmama gayreti bizim kendi içimizde var. Kimsenin bir talebi yok o konuda. Evet efendim, zaten bizim de basın olarak zaman zaman kulağımıza gelen lafları en yetkili ağız olarak sizden aldık. Hakikaten çok doğru teşhisiniz. Evet. Hayırlı olsun efendim 2014. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür Korolla ediyorum. Hayırlı olsun. Verso. Sağ olun. Çok teşekkürler.